Merhaba arkadaşlar, Kolor Karnaval YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir tarif anlatımımla daha birlikteyiz. Amigurumi Bulldog Köpek göreceğiz hep birlikte. Bu üçüncü bölüm videomuz. Bu videoda tüm parçaları dikeceğiz, bitireceğiz ve ekranda görmüş olduğunuz şirin köpeğe sahip olacağız. Biliyorsunuz daha evvel bir panda örmüştük. Bakın pandamız da burada. Oyuncaklar kervanımıza bir de köpeğimiz katıldı arkadaşlar. Çocuklarımıza, bebeklerimize örüyoruz ve onları sevindiriyoruz böylece. Kanalıma destek olmak isterseniz de arkadaşlar videoma beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Sağ alt köşedeki zil işaretine basarak da bildirimlerinizi açabiliyorsunuz ve yayınladığım videolardan anında haberdar olabiliyorsunuz. Bunu da unutmayalım. Kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. Şimdi ben hazırım. Sizler de hazırsanız haydi hep birlikte bu tatlı köpüşü örmeye başlayalım. Son parçamızı da öreceğiz ve sonra dikiş işlemine geçiyoruz arkadaşlar. Kuyruk kaldı. Sihirli halka ile çalışmamıza başlayacağız. Sihirli halka içerisine 6 adet sık iğne örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 Spiral öreceğiz. İşaret kullanalım. Şimdi sıra 2 ve sıra 3. 2 sıra öreceğiz. Her sırada 6 adet sık iğne olacak şekilde 2 sıra örüyoruz arkadaşlar. Yani 6'şardan 2 sıra 12 tane sık iğne örüyoruz. 1 2 3 sıra 4. Bir tane arttırıyoruz. 1 2 Şimdi sıra sonuna kadar arkadaşlar 5 adet sık iğne tek tek öreceğiz. 1 2 3 4 5 ve sırayı bitiriyorum. Bu sırada toplam 7 adet sık iğne örmüş olmalısınız. Şimdi sıra 5, 6, 7. 3 sıra öreceğiz. Her sırada 7 adet sık iğne olacak şekilde 3 sıra örelim. 3 sıra sonra buluşalım. Sıra 8. Bir tane arttırıyoruz. 1 2 Şimdi sıra sonuna kadar 6 adet sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 Sırada toplam 8 adet sık iğne örmüş olmalısın. Şimdi bundan sonra 3 sıra düz öreceğiz. Her sırada 8 8 8 adet sık iğne olacak şekilde örüyoruz. 3 sıra sonra buluşuyoruz. Şimdi içine az miktar elyafla biraz dolduralım. Örgümüze devam edeceğiz çünkü sonra doldurmanız zor olabilir. Biraz dolduralım. Sıra 12. Bir tane arttırıyoruz. 1 2 Şimdi sıra sonuna kadar 7 tane tek örüyorsunuz. 1 2 3 4 5 6 7 Sırada toplam 9 adet sık iğne örmüş olmalısınız. Şimdi 3 sıra öreceğiz. Her sırada 9 adet sık iğne olacak şekilde 3 sıra örüyoruz. 3 sıra sonra buluşuyoruz.
Sıra 16. Bir tane çift örüyorsunuz. 1, 2, 8 tane tek öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sırada toplam 10 adet sık iğne örmüş olmalısınız. Şimdi bundan sonra 3 sıra öreceğiz. Her sırada 10 adet sık iğne olacak şekilde 3 sıra örüyoruz. 3 sıra sonra buluşuyoruz. Evet, çalışmamızı böylece tamamlıyoruz. Yine içini de az miktar biraz daha elyafla doldurursunuz. Çok sık olmasın. Çünkü bu kuyruğu gövdeye dikerken arkadaşlar şöyle çevirip dikeceğiz. Yani çevirmemizi engellemesin içine doldurduğumuz elyaflar. O nedenle çok sıkı doldurmayın diyorum. İpliği dikiş için uzun bırakıp kesiyoruz. Şimdi artık bütün parçalarımız hazır olduğuna göre dikişe başlayabiliriz. Önce kulakları dikerek başlayacağız. Kulakları bakın bu arkadan saydığınız zaman 12. ve 13. sıralar arasına dikiyorsunuz. Gözlerle aynı hizaya gelecek. Bu siyah halkalarla aynı hizaya gelecek. Bu işaretlediğim yerlere ben şimdi dikeceğim. Ama öncelikle bu açık olan kısmı biraz karşılıklı dikerek şöyle kapatıyorsunuz arkadaşlar. Her iki taraftan karşılıklı birer tane zincir alarak önce bir dikin. Bir bu taraftan, bir de bu karşıdan alıyorsunuz. Sırayla her bir zinciri dikip kapatıyorsunuz bu boşluğu. Evet arkadaşlar, kulakların şekli böyle olacak. Biraz kıvrık olacak. Bakın içe doğru bombeli. Şimdi artık bu işaretlediğim noktaları kullanarak kulakları dikebilirim. Şöyle tutarsınız. Bakın 12 ile 13. sıralar arasındaki delikler burası. Önce kafaya dikiyorsunuz. Bunu alabilirim artık. Sonra bu siyah parçadan dikiyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde. Sonra tekrar kafaya dikiyorsunuz. Tekrar siyah kulaktan parçadan dikiyorsunuz. Böyle devam ediyorsunuz. Tek tek birer birer her zincirden dikiyorsunuz. Devam ediyoruz. Sona kadar dikeceğiz. Şuradan da son zincirden iğnemi geçiriyorum. Şimdi bakın iğnemi bir ön sıradan geçireceğim. Bir ön sıradan çıkarıyorum. Bir sıra daha dikmek istiyorum burada ki daha sağlam olsun çalışmam. Kulaklar havaya kalkmasın. Şimdi tekrar buradan geçireceğim. Öğrettiğim gibi bir sıra da buradan dikin. Ben çalışmanın sonunda bakın şu kısımlarda bir düğüm atıyorum iple ki sökülmesin. Şöyle geçiriyorum. Tekrar ipin içinden halkadan da geçirip burada düğümlüyorum. Şimdi bu dibinden tekrar iğneyi geçirip başka bir taraftan çıkarıp ipi öyle kesiyorum. Böylece daha sağlam oluyor. Siz de bu şekilde yaparsınız. Şimdi ipimizi kesebiliriz. Şimdi diğer kulağa da yine öğrettiğim gibi
Aynı şekilde simetri bu tarafa dikiyorsunuz arkadaşlar. Aynı şekilde dikiyoruz. 12. ve 13. sıralar arasına. Evet, kulakları diktim arkadaşlar. Sizin çalışmanızın görüntüsü de böyle olacak. İster böyle aşağıya indirirsiniz, isterseniz de şu şekilde yukarıya kaldırırsınız. Şimdi sıra geldi gövdeye. Gövdeyi de 11 ve 20. sıralar arasına dikeceğiz. Buradan saydığınız zaman 11 ve 20. sıralar arasına denk gelecek. Şimdi bakın, yarım trabzanlar örmüştük. En son sırada o arka tarafa gelecek. Yani kafanın arka tarafına denk gelecek. Bu şekilde ortalıyorsunuz. 11 ve 20. sıralar arasına dönerek bir çember takip ederek dikiyorsunuz. Şöyle tutturuyorsunuz buradan. Bir kafadan, bakın şöyle kafa parçasından alıyorsunuz. Bir de bu parçadan dikiyorsunuz. Şimdi ekran önünde dikmem zor olacak. Ben size mantığını biraz anlatacağım. Siz çalışmayı dikmeye devam edersiniz. Şimdi bakın, bir buradan dikiyorum kafadan. Bir de gövde parçasından dikiyorum. Şöyle bir çember takip edeceğim. Son sınırım burası, bakın 20. sıra. Burada karşılaşacağınız zorluk ne olabilir? Düzgün oturmayabilir gövde. Şu orantıyı sağlayamayabilirsiniz. Bakın, iki gözün arasına tam oturması lazım. Yani şöyle kayabilir, yamuk dikebilirsiniz. Onu engellemek için de iğne ile tutturabilirsiniz aslında. Şöyle sağdan soldan kaymasını engelleyecek şekilde şu gövdeyi tutturursanız sınırlarınızı belirlersiniz. Hani bu çemberi nereye kadar çıkıp nereden döneceğinizi en azından bilirsiniz ve düzgün bir dikim olur sizin için de. Şimdi ben bu şekilde devam edeceğim. Geliyoruz buraya. Şöyle dönüyorum artık buradan. Şöyle çemberi çizeceğim. Artık düz devam etmiyorum. Tekrar gövdeden dikiyorum. Tekrar buradan dikeceğim. Dikiş önemli. Örgünüz ne kadar güzel olursa olsun, dikişiniz kötü olursa arkadaşlar, ördüğünüz oyuncak da düzgün görünmeyecektir, kaliteli görünmeyecektir. Şimdi son sınıra geldim. Artık buradan aşağıya döneceğim. Bu şekilde devam edeceğiz. Bakın, ben buraya kadar diktiğim kısmı göstereyim size. Şöyle ipinizi tabii sıkı sıkı dikmeniz gerekiyor. Böyle gözükecek dikişiniz. Burayı da devam edersiniz. Dikip tamamlarsınız. İçini de biraz daha elyafla doldurursunuz. Tam kapamadan evvel şöyle dik durmasını sağlayalım. Bende de boşluk var, bakın. Biraz daha elyafla doldurabilirim aslında. Onu tam kapamadan yapacağım. Şurada birazcık açıklık bırakacağım. Oradan biraz elyafla doldurup daha sonra dikişimi tamamlayıp bitireceğim. Şimdi dikelim, buluşalım. Evet, ben çalışmamı tamamladım. Bakın, dikişimi bitirdim. Şimdi sıra geldi kolları dikmeye. Bakın, kolların şöyle burada bir açısı var. Bakın, o kısmın şöyle öne gelmesi gerekiyor. Öne doğru gelecek. Şimdi diğer kolu da yerleştireceğim. Onun da şöyle öne doğru gelmesi gerekiyor. İki kolu da öyle yerleştirmeniz lazım. Bakın, böyle olacak. Şimdi kolları dikerken şöyle dümdüz yana dikmeyin. Tek sıraya dikmeyin. Şöyle birazcık açı vermeniz gerekiyor kolları dikerken. Önce iğne ile tutturalım. Şimdi bakın, kafadan sayıyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5. Beşinci deliğe kolun üst kısmını tutturdum. Diğerini de şöyle çapraz açı verip buraya tutturacağım. Tabii dikmediğim için açılıyor. Şimdi dikişimi de nasıl yapacağım?
Önce buradan iğnenizi geçirip diğer uç noktadan çıkarırsanız sonra dikmeniz kolay olur. Ben her zaman öyle yapıyorum. Önce uçlardan tutturuyorum. Şu iğneleri de alıyorum. Bakın bu şekilde. Sonra gövdeye dikerek devam ediyorum çalışmama. Tek tek her zincirden dikeceğim. Buradan alıyorum. Gövdeye dikiyorum. Koldan. Sonra gövdeye. Koldan. Sonra gövdeye. Tabii ip bu şekilde kalmayacak. Tekrar şu baş taraftan çıkarıyorum iğnemi. Burada bir tane şöyle düğüm atıyorum. Yine aynı yerden iğnemi geçiriyorum ve artık ipimi kesebilirim. Şöyle keselim. Bakın kol böyle olacak. Diğer kolu da alıyorsunuz. Yine bu sefer içe bakacak. Yanlış yerleştirmeyin bu şekilde. Burada anlattığım gibi 5. sıradan itibaren kolu simetri yerleştiriyorsunuz. Yani yerleştirirken şöyle kontrol edin. Sağdan soldan. Hani biri önde biri arkada olmasın kolların. Tam simetri. 5. sıradan itibaren şöyle çapraz bir açı vererek kolları tutturuyorsunuz. Diğer kolda öğrettiğim gibi gövdeye dikiyoruz. Dikelim, buluşalım. Sırada bacakların dikişi var. Ama bacakları dikmeden evvel şu altına dikeceğimiz siyah parçalar var. Önce onları örmemiz gerekiyor. Siyah iplikle öreceğiz. Çalışmamıza sihirli halka ile başlayacağız. Sihirli halka içerisine 6 adet sık iğne örüyorsunuz. 1 2 3 4 5 6. Şimdi sırayı birleştireceğiz. Bakın spiral örmüyoruz. İlk zincirin içine sırayı birleştiriyorsunuz. Bir zincir kaydırma ile birleştiriyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. Şimdi bu birleştirdiğimiz ilk zincirin içine iki tane aynı yere İkili trabzan öreceğiz. Şimdi bakın ipi doluyorum tığa. Aynı zincirin içine. Buraya. İki kere de çıkıyorum. Çift çift topluyorum. Şimdi tekrar tığa dolayacağım. Yine aynı yere batırıyorum tığımı. Bir tane daha trabzan örüyorum. Bir tane zincir çekeceğiz. Bir sonraki zincirin içine bir tane sık iğne örüyorum. Şimdi bir sonraki zincirin içine aynı yere iki tane yarım trabzan öreceğiz. Tığa dolamıyoruz ipimizi. Sonraki zincirin içine tığ batırıyorum. Arkadan ilmeği aldım. Bir tanesini önce topluyorum. Şimdi ikisini birden. Yine aynı zincirin içine tığ batırıyorum. Arkadan ilmeği alıyorum. Önce bir tanesini, sonra ikisini birden topluyorum. Şimdi bir sonraki zincirin içine bir tane sık iğne örüyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. Sonraki zincirin içine trabzan öreceğiz. İkili trabzan. Tığa dolayacağım ipimi. Sonraki boş zincirin içine iki kere de çıkıyorum. Bu birinci. Yine aynı zincirin içine
Bir tane daha örüyorum. Bu ikinci. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Bir sonraki zincirin içine sık iğne. Bir sık iğne örüyorum. Sıranın başlangıcında bir zincir çekmiştik. O zincirin içine sırayı birleştiriyoruz ve bitireceğiz. Şöyle bir zincir kaydırmaya. Şimdi ipliği dikiş için uzun keseceğiz. Bakın çalışmanızın şekli böyle olacak. Bu parçanın aynısından bir adet daha örüyoruz. Şimdi ayağı alıyoruz. Altına düzgünce yerleştireceğiz. Bakın burası orta kısım, tam ortası. Bir ikinci sıraya üstü denk gelecek. Bir ikinci sıranın buraya denk gelmesi gerekiyor. Bu şekilde yerleştiriyoruz. Şöyle iğneyle tutturalım önce. Dikerken dikkat edin. Şekil bozulmasın arkadaşlar. Şekli bozmadan dikeceğiz. Şöyle ovalliklerin gözükmesi gerekiyor. Şimdi böyle bir alttaki parça bacağı, bir de bu parçaya siyahtan alıyoruz. Düzgünce etrafını dolanarak dikeceğiz. Bakın bir siyahtan aldım. Şöyle güzel yerleştirirsiniz. Şu ovallikler gözüksün. Bir de buradan bir bu parçadan alacağız. Bir bacağı dikeceğiz. Döne döne dikiyorsunuz. Tek tek her bir zinciri alarak bu şekilde dikiyorsunuz. Devam edelim. Tamamlayalım. Buluşalım. Evet, ben dikişimi tamamladım. Şimdi patilerini buraya 4 tane çizgi işleyeceğim, nakış yapacağım. Patilerini belirginleştirmek için. Bakın şöyle şu siyah ipinizi buradan çıkarırsınız. Burada biraz boşluk bırakalım. Şöyle belli bir açı vererek nakış yaparak işliyoruz. Şuradan bir tanesini buraya işleyeceğim. Şuradan çıkaralım. Biraz daha kalınlaştıralım. Çok ince olmasın. Belirgin olsun. Şöyle. Şimdi bir tanesini de buraya işleyeceğim. Şu kısma. Birini de böyle işliyorum. Şöyle V gibi işlersiniz, içini doldurursunuz. Şimdi bir tane daha buraya işliyoruz. Bir tane de şöyle şuraya işleyelim. Bir tane de buraya işleyeceğiz. Son dördüncü. Dördüncüyü de şöyle işleyelim.
Evet, yapacağımız çalışma bu. Aynı çalışmayı şimdi diğer bacağın altında da yapıyoruz. Önce ne yapıyoruz? Bu parçayı dikiyoruz. Sonrasında da bu patileri işleyerek, nakışlayarak çalışıyoruz. Çalışalım, buluşalım. Evet, çalışmalarınız bittiğinde arkadaşlar gördüğünüz gibi olmalı. Şimdi bacakları dikerek devam ediyoruz. Şimdi oyuncağınızı oturduğunu düşünürseniz bacağını da ona göre ayarlayacaksınız. Ne çok aşağıda alta doğru, yani oturmasını engellemeyecek şekilde düzgünce dikmeniz gerekiyor. Ben şöyle önce oyuncağı oturtturuyorum arkadaşlar. Şu kollarının da yere değmesi gerekiyor. Sonra bacağı şöyle yana getiriyorum. Oturduğunu düşünerek düzgünce şöyle ölçüp denk gelen yere dikiyorum. Bakın buraya dikmem gerekiyor benim ölçüme göre. Size sıraları da söyleyeyim. Nereye denk gelmiş benim çalışmam? Ortadan saydığınız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ve 11. sıralar arasına denk gelmiş. Şimdi buraya düzgünce aşağıya doğru devam edeceğim dikmeye. Alta doğru gidiyorsunuz. Şöyle düz bir şekilde devam edip bacağı dikeceğim. Bakın bu da buradan aşağıya bir alt sıraya indim. Şimdi bacaktan dikiyorum. Tekrar bir alt sıraya iniyorum. Buradan çıkarıyorum iğnemi. Ve burada artık düğümleyebilirim ipimi. Şöyle de bir düğüm atıyorum. Tekrar aynı yerden iğnemi geçirip başka bir taraftan çıkarıp çekiyorum burayı da. Böylece dikmiş oluyorum. Bakın bacağımız hazır. Şimdi diğer bacağı da simetri olarak yine aynı yere dikeceğiz. Burada diktiğimiz sıranın tam karşısına gelecek şekilde diğer bacağı da dikiyoruz. Evet, bacakların ikisini de diktim arkadaşlar, hazır. İster şöyle aşağıya doğru sarkıtabilirsiniz, ister köpeğinizi oturtabilirsiniz bu şekilde. Şimdi sıra geldi kuyruğunu dikmeye. Kuyruğu da dikmeden önce şöyle bu kısmı biraz kapatacağız. Karşılıklı dikerek zincirleri boşluğu önce bir kapatıyoruz. Şöyle dikiyoruz. Kapatıyoruz. Şimdi kuyruğu nereye dikeceğiz? Oturduğunu düşünürsek köpeğimizin şuradan itibaren dikmemiz gerekiyor. Bakın şu sıraya denk gelecek. Kaçıncı sıralar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. 10 ve 11. sıralar arasına da kuyruğunu önce buradan düz bir şekilde dikeceğiz arkadaşlar. Şöyle önce şuraya bir düz dikip tutturacağız. Bir kuyruktan bir de gövdeden dikeceğim. Bir kuyruktan bir de gövdeden ve kuyruktan dikiyorum. Tabii böyle kalmayacak. Şimdi kuyruğu çevireceğiz arkadaşlar. Şöyle bu ucu da bir tutturayım ben. Sıkacağım. Şimdi bu kuyruğu şöyle kıvırıyorsunuz. Kıvırıyoruz. Bu şekilde buraya dikeceğiz. Şimdi buradan iğneyle biraz tutturacağım kaymaması için. Bu kısmı da böyle tutturuyorum. Evet, bu görmüş olduğunuz şekli önce verip sonra bu şekli koruyacak incelikte dikmeniz gerekiyor buraya. Yani şu altlardan tutturarak, dikerek kuyruğu sabitleyeceksiniz.
bu şekli bozmadan. Bakın buradan da dikeceğim. Devam ediyorum. Şu alt kısımdan. Buradan devam ediyoruz. Devam. Şurayı da dikmek istiyorum. Evet. Şu üst kısmı da uçtan tutturacağım. Buradan da ucunu dikeceğim kuyruğuna. Evet, şimdi artık iğneleri alacağım. Bakın çalışmam böyle. Artık ipimizi kesebiliriz. Şuradan da çıkıp iyice bir çekersiniz sıkıca. İpinizi de burada düğümlersiniz. Tekrar aynı yerden batırıp başka yerden çıkıp şöyle bir çekersiniz. Ben biraz ucunu fazla sıkı doldurmuşum galiba. Şöyle yapalım. Artık ipimi kesiyorum arkadaşlar. Evet, çalışmamızı böylece bitirmiş oluyoruz. Kuyruğun görüntüsü de böyle olacak arkadaşlar. Şimdi dilerseniz arkadaşlar köpeğimizin kafa kısmına biraz rötuş da yapabiliriz. Siyah renk kullanabilirsiniz. Toz pastel kullanabilirsiniz. Siyah toz pastelle ben şimdi buraya biraz efekt vereceğim. Rötuş yapacağım. Şimdi çok az bir siyah aldım. Şimdi şu kısımları biraz boyayarak siyahla daha böyle bir renk verebiliriz köpeğimize. Şimdi bakın böyle şuralara renkler verebilirsiniz. İstediğiniz gibi çalışabilirsiniz. Tüm vücuduna da bunu uygulayabilirsiniz. Güzel bir görünüm olacak. Şöyle şu alın arasına doğru da inebiliriz isterseniz. Çok da fazla karartmayalım. Çirkin olur. Bakın şöyle renklendirme yapabiliriz. Dediğim gibi toz pastel kullanabilirsiniz bu çalışma için. İsterseniz vücudunda da biraz çalışabilirsiniz. Şu kısımlarda da biraz çalışabiliriz. Bakın böyle. Yani size kalmış. İster kollarında da yapabilirsiniz. Bakın kol kısımlarına da birazcık gri dikler verebilirsiniz. Sonuçta güzel bir görüntü olacak. Daha bir orijinal görünecektir köpeğimiz. Bakın böyle. Minik minik lekeler yapabilirsiniz gövdesine. Evet. Evet. Çok da fazla yapmayacağım. Evet, böylece çalışmamızı tamamlıyoruz. Köpeğimiz hazır. Köpeğinizi dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Boynuna fular örebilirsiniz. Kafasına taç, toka, çiçek, bir takım küçük objeler örüp süsleyebilirsiniz. Tamamen zevk size kalmış. Ben size ham halini, köpeğin yapılışını anlattım. Diğer çalışmaları da minik minik tamamlayarak köpeğinizi süslemeniz mümkün. Hepinizin eline sağlık diyorum. Videomu izlediğiniz için de sizlere çok teşekkür ediyorum. Kanalıma destek olmak isterseniz de beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Sağ alt köşedeki zil işaretine basarak da bildirimlerinizi açabilir. Yayınladığım videolardan, yayınladığım andan itibaren haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı da unutmayınız. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, örgü dolu günler diliyoruz. Şimdilik hoşça kalın.